Başka ne var sabah sabah ya? Beni bu saatte araman için rüyanda falan görmüş olman lazım. Rüyamda değil de Cici annenin röportaj verdiği dergide gördüm Gökçe. Ne dergisi be? Oha! Kızım senin haberin yok mu Yasemin'in söylediklerinden? Yok. Ne söylemiş ki, ne anlatsana. Dur kapat o zaman. Linkini atıyorum sana, kendin okursun. Okey. Oh Gökçe ya. Ne? Ne diyor bu ya? Yasemin, Yasemin, Yasemin. Yasemin! Neredesin Yasemin? Gökçe? Yasemin! Hepsi üvey kızımın uydurması. Bu laf sana bir yerden tanıdık geliyor mu acaba? Yasemin konuşsana. Bak sana çok basit bir soru soruyorum. Hepsi üvey kızımın uydurması. Dedin mi demedin mi? Gökçe, babanın bu olanlarla alakalı tavrını biliyorsun. Hani bu olaylar, bu tehditleri... Ha, sen de beni harcadın yani. Araya falan girsek ne yapsak? Nasıl yaparsın sen böyle bir şeyi? Nasıl yapabilirsin? Kızım görürsen belki. Dikkat çekmek isteyen sorumlu üvey bir kız yarattın kendine. Gerçekten mi ya? Gerçekten sen bunu nasıl yapabilirsin? Gökçe. Ne oluyor kızım? Dışarıdan duyuluyor sesi. Ne bu patırtı? Baba. Sevgili karın röportaj vermiş. Hem de ne demiş biliyor musun? Bütün bu tehdit meselesinin hepsinin benim uydurmam olduğunu, dikkat çekmek için yaptığımı söylemiş. Baba şaşırmadın mı? Kendi öz kızını yalancı çıkarttığı için kızmayacak mısın ona? Biliyordun. Yasemin'in röportajı vermesini ben söyledim. Neler söyleyeceğini de. Beni bu kadar kolay harcayabildin gerçekten. Senin için şu kadar değerim yok değil mi? Bravo sana. Demek hepsi benim uydurmam. Hepsi benim uydurmam. Rezil edeceğim onu. Rezil edeceğim onu. Rezil edeceğim. Gökçe. Rezil edeceğim onu. Bırakın toplamayın sakın. Sakın toplamayın. Gökçe Hanım, olur mu hiç öyle şey? Ya bırakın dedim size. Gökçe. Gökçe abla ne yapıyor anne? Bilmem. Göstereceğim sana. Aa, yazık, ne ayol marka bunlar. Aman aman. Gökçe Hanım. Sakın toplamayın dedim. Fatih yardım et. Göstereceğim. Gökçe. Aman. Yapma kızım.
Herkes görsün. Herkes görsün. Gel kızım, bizi hiç ilgilendirmez. Gel. Ama canım yapma. Gökçe. Efendim? Ne oldu? Sesin çıkmadı bütün gün. Yasemin'le mi kapıştınız yoksa? Yok be, ne kapıştım onunla. Ben onun seviyesine iner miyim sence? İyiyim gayet. Ah, iyi, sevindim. Ya ben de Tolga'nın doğum gününe gideceğim şimdi. Seni de çağırdı ama evden çıkma yasağım var. Gelemezsin değil mi kuzum ya? Yok, gelebilirim. Ama ne bileyim, böyle evden çıkasım yok ya. Ha, tamam o zaman, ama fikrini değiştirirsen mutlaka ara beni. Tamam, öptüm. Gökçe. Yapma ama böyle. Bak, ayağına kadar geldim sana laf anlatmak için. Ne kadar kötü bir baba olduğunu mu anlatacaksın? Evet. Kötü bir babayım. Ama kimse bana nasıl iyi baba olunur öğretmedi. Beni anlamaya çalış lütfen. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen benim bu dünyada en sevdiğimsin. Herkesten çok sevdiğimsin. Yalancısın. Yasemin'i daha çok seviyorsun. Ya mümkün mü böyle bir şey? Değil mi? Benim Yasemin'e duyduğum aşkla sana duyduğum sevgi kıyaslanamaz bile. Aynı şey bile değiller. Evet ama mesela atıyorum Yasemin'le beni kaçırdılar. Sana da diyorlar ki tek bir kişiyi kurtarabilirsin. Kimi kurtarırdın? Gökçe. Tamam, cevap vermiyorsan barışmam seninle. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ben kendimi feda edip ikinizi birden kurtarabiliyor muyum? Yok öyle bir şey. Ya Yasemin ya ben. Bayağı köşeye sıkışmış durumdayım yani. Zorluyorlar öyle mi? O zaman çok yüksek ihtimalle. Ya da dur. Yüksek ihtimal değil. Kesin olarak bir saniye bile düşünmeden kızım derim. Bana bunu daha sık söyle, tamam mı? Çünkü unutuyorum baba. Şımarık. Evet şımarım. Sen yaptın beni şımarık. Timur Karatan'ın kızı olmak böyle bir şey işte. Senden tek bir şey istiyorum. Hı. Eğer ben sana bir şey söylüyorsam mutlaka bir sebebi vardır. Beni dinle. Olur mu? Bir de bundan sonra kendini kaybedecek kadar içmek yok. Bu konuda da bana söz ver. Tamam. Söz. O zaman ev hapsin bitti mi? Oo. Gerçi çok uzun sürmedi ama. Bitmiştir, bitmiştir. Hadi bitti. O zaman bu akşam çıkıyorum. Yok, çıkma öyle bu akşam hemen. Bekle birkaç gün. Soğusun şu haberler, gazeteciler üstüne saldırmasın. Ben onun için güzel bir şey düşündüm aslında. Hem senin de için rahat eder.